Şimdi önümüzdeki süreçte bu bahsettiğiniz baz senaryosu gerçekleşirse önce emeklilik fonlarından bir kıpırdama göreceğiz. Şimdi şöyle fon yöneticisinin almaya başlaması demek Hı. yatırımcıların bez fonlarında tercihlerini yine hisse senetlerine anında Hı. çevirecekleri anlamına gelmiyor. Fon yöneticisi örneğin. İlk etapta bizim tahvil bonomuza tıpkı yabancının yapacağı gibi. Çünkü öncü gösterge bir ülkenin makroekonomik eğer yaptığı program tutacaksa zaten tahvil bono piyasasında bir sonraki sene ki enflasyon hedeflemesinin tutacağı yönündedir ve oraya para girişi devam eder. Yabancılar da bu yüzden orada zaten 2 milyar dolar üstünde ee, dolar şey borsada çıkış varken <laughs> esasında bono tarafında pozisyonlanma yapıyorlar. Ama şu son dönemde çok hafif orada bonoda da yabancı çıkışı oldu. Sizin de takip ettiğiniz Doğru. gibi. e Şimdi onu kim karşılayacak Uğur Bey? Biz de yurt dışından parayı eğer getiremiyorsak, yabancı şu anda çekici bulmuyorum diye rapor da yazıyorsa, bir iki ay, üç ay sonra belli ki gelecekler. O zaman bizim emeklilik fonlarımız ve kendi benim çalıştığım gibi portföy ve fon yönetimi şirketlerimiz gelecek piyasamıza tutmaya e, alışa. Ama ben müşterilerimi ikna edebildiğim yere kadar edebilirim. Garanti olan bir para piyasası fonunda 4.20'lik aylık getiri varken Şebnem Hanım ben niye bu riske gireyim veya altında gümüşte pozisyonunuzu devam ettirin. Oradaki gerçekten de yukarı şu anda trend devam edecek diye üstüne basa basa söylerken ben zaten danışman olarak onlara bu iki varlığı gösteriyorum. Para piyasası fonları ve altın ve gümüş. Bir şekilde yatırımcı hisse senetlerinde daha da ucuzlayıp onun momentumunu çevireceği yere gelmeden parasını maalesef bu tarafa aktarmıyor. Ama fon yöneticileri olarak evet. emeklilik fonlarındaki yönetici arkadaşlarım daha ucuzladıkça paraları bu tarafa doğru çevirecekler tabii. Şimdi sene başından bu yana dolarda %16'lık yukarı yönlü bir hareket var. Kabaca söylüyorum şu anki hareketleri katmıyorum. Bist 100'de. Kabaca %16-17'lik yukarı yönlü bir hareket var. Bu tüfe indirgendiğinde eksi onu evet. da söyleyeyim. Ciddi bir eksi var. Ee, peki hisse senedi e, yatırım fonları ya da fonların genelinde nasıl bir fotoğraf var? Bu bahsettiğimiz yüzdelerin çok üzerinde bir getiri ilk 9 ayda yatırımcı elde etti mi? Hayır toplamda geçtiğimiz hafta e, baktığınızda %21'lerde olan, e, fonlar vardı ama ortalaması şu anda 16 sizin bahsettiğiniz gibi dolayısıyla bu ne demek oluyor? Enflasyon olduğu için hisse senedi piyasası tercih edilmiş olan davranıştan 3-4 senelik yerleşmiş olan davranıştan Uğur Bey biz artık e, enflasyon hedeflendiği için ve doğruyu yaptığımız için e, hisse senetleri fiyatlamalarının da bir o şişkinliğinin alınıp enflasyon muhasebesiyle gelmiş oldukları noktada artık yeni bizim hani daha önceden olan enflasyon oranları ile değil <laughs> Merkez Bankamızın önümüzdeki sene hedeflediği 30 bandı civarında olacak en azından ve onun altında hedeflediğimiz enflasyona göre fiyatlaması yapılıyor. E Şimdi sizin de bildiğiniz gibi gerçekten de ikinci çeyrek e, karlılıklarında da bu enflasyon muhasebesi çok büyük e, zarar e, yaptığını, beklentinin üstünde esasında e, kar yapamadığını gösterdi sanayi şirketlerimizin. E, üçüncü çeyrekte de öyle olması bekleniyor. Şu olabilir beklendiği Artık bir yerden sonra şöyle oluyor Uğur Bey. O kadar kötüyü bekliyorsunuz ki beklenen kadar kötü getirmemiş olabiliyor. Enflasyon muhasebesinin artık bir şekilde nasıl yönetildiğine şirketler de alışmış oluyor ve bir tık daha beklentinin üstünde getiriyor. O bize o zaman endekste bir en azından tepkime hareketi getirttirebilir. Ama bunun haricinde ana hikayemiz işte teknik bazı diğer hani açığa satış tekrardan serbest bırakılır mı beklentisinin yanı sıra borsacıların sadece faiz indirimi ve yabancının para girişi gibi iki maddeye bağlı oluyor endeksin yukarı çıkması.